Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Wolf Team serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bugün yan hesabıma 1000 nakit yükledim arkadaşlar. Bu K paketinde 350 nakite şu 10'ar tane kutulardan falan veriyormuş. Bunlardan açacağız arkadaşlar. 10'ar tane altın karakter kutusu, gümüş karakter kutusu, altın parça, gümüş parça, altın cephane, gümüş cephane kutusu veriyor. Platinyum, dövme, silah kutusu veriyor. Bundan abi bir tane alacağız biz. Şu bir tane de aşağıda 500 nakitlik bir şey gördüm. Bu işe yaramaz abi. Bu da yaramaz. Şöyle bakalım başka ne işe yarar. Burada başka işe yarayacak bir şey yok. Şuradan da bakalım işimize yarayan kutu varsa kutulardan da alabiliriz. Buradan abi ne alabiliriz? Şöyle bakalım bakalım. Bizim tek alabileceğimiz şey silah kutusu. Silah kutusundan alalım bir tane. Abi nakitimiz yetmiyormuş silah kutusuna. 663 nakitmiş bu. Dur abi. Ne alacağız o zaman biz? Şöyle bakayım. Buradan abi hiçbir şey alamayız. Sadece şans kutusu alırız. Şöyle. Tamam abi şans kutusu da yeter. Şöyle bir tane de dövme verdi bize. Dövme diyorum. Etkinlik kutusu. Neyse gençler şimdi bunları açacağız biz. Abi çar full artı full olacak yalnız şimdi. Neyse animasyonu da kullandık. İlk önce gümüş cephane kutusundan başlıyoruz gençler. Şöyle gümüş karakter, gümüş parça, altın. Altın karakter, altın parça kutusu falan filan. Şöyle gümüş cephane kutusundan başlayalım bakalım. Ne çıkacak abi? C95 AT çıktı. Güzel. HK'yı 417 multicam çıktı 5 günlük. Bu da iyi abi. Şöyle HK'yı 417 multicam 5 günlük daha çıktı. Bu da güzel. PSZ1 flame çıktı 14 günlük. Bu da güzel abi. C95 kurt çıktı. Bu da iyi. Şöyle bakalım. Ne çıkıyor başka? SZ550 AT 5 günlük. Güzel. Abi cidden var ya. Bu 1 liraya çar dizme olayı. Yani efsane olmuş diyebilirim ya. Kutudan harbi harbi bayağı bir eşya çıkıyor ya. 14 günlük falan eşyalar falan çıkıyor ya. Bu diyor fiyat değişti diyor. Bir ara bende de vardı bu kutular. Aynısını gene diyordu. Şimdi de aynısını diyor. Dur bakayım gene fiyat değişti diyor. Kamp değiştirelim bir. Bir kamp değiştirelim. Geri tekrardan giriş yapalım bakalım. Gene aynı hatayı alacak mıyız? Bu hatayı ben de bilmiyorum gençler. Ya oyunda satılmadığından da olabilir. Bu hata bayağı uzun süredir var. Fiyat değişti diyor. Bundan galiba fazla açamıyoruz herhalde. Gümüş karakter kutusundan açalım abi biz. Bakalım ne çıkacak. SWAT karakteri çıktı 5 günlük. Bununla da gençler bir gameplay çekerim acemiler kampında falan. Yavuz Sultan Selim 7 günlük çıktı. Bu da iyi. Bakalım Cat Bullim çıktı 7 günlük. Güzel abi. Şöyle Saladin Raşit çıksa efsane olur ya. Angelo Ma çıktı 7 günlük. Şöyle devam ediyoruz gençler. Simon Bolivar çıktı 7 günlük. Efsane ya. Yani çarı full artı full yaptık abi ya. Ciddi ciddi full artı full yaptık. Pedro Gomez çıktı 5 günlük. Bakalım ne çıkacak. Christopher Smith 5 günlük. Abi bu parça kutularından bayağı bir çıkıyor ya. Karakter kutusundan falan filan. Bakalım ne çıkacak son kutular. Simon Bolivar çıktı. Simon Bolivar galiba bir 20 günlük falan oldu ya sanırsam. Bakalım bundan ne çıkacak. Ekipmanlar çıkıyor. Bunu zaten karakteri çıkmıştı galiba parça kutusundan. Bakalım abi. Ateşin gözlüğü çıktı. Güzel. Yani 1 liraya efsane bir çar dizebilirsiniz arkadaşlar böyle. Yani almanızı tavsiye ederim. Cidden güzel bir şey yapmış Joygen bu sefer. Şöyle devam edelim bakalım ne çıkacak. Barut'un yeleği çıktı. Karakteri bize olmadığı sürece hiçbir şey yapamayız gençler. Reinhardt'ın özel ekipman paketi çıktı. Şöyle devam ediyoruz. Barut'un dizliği çıktı 5 günlük. Aa bana şuradan ekipman ver ya. Bunların şeyini falan verme. Angelo Ma özel eşya paketi çıktı 5 günlük. Bunun karakteri de çıkmıştı. Çok güzel oldu bunu vermesi. Pedro'nun da çıktı abi. Abi çok güzel oldu ya. Sağlam oldu çar. Harbi harbi sağlam oldu ya. Bununla bir ay artık nakit çekmeyiz gençler. Bir ay böyle devam ederiz. Abi cidden nakit çekmeyeceğiz ya. Zaten bu yan çar ya. Öylesine kurmuştum bunu. Bakalım bu altın cephane kutusundan neler çıkıyor gençler. Merak ediyorum. Kurt silahları falan çıkıyor galiba. Aynen kurt silahları falan çıkıyor bunda. Bakalım. IZ15 TGL 10 günlük çıktı. Bu silah da efsane ya. Oyunda falan satılmıyor. Görünüşü falan çok hoş duruyor arkadaşlar. Şöyle abi devam edelim. IZ15'te multicam 14 günlük çıktı. Zaten bu altınla satılıyor gençler. Yani çoğunuz biliyordur.
Gene 10 günlük çıktı. Bu ne lan? Dur bakayım. Abi bu silah ne? Bu silah ne lan böyle? Neyse bir de etkinlik kutusundan açalım bakalım ne çıkacak. Altınlı silah çıktı abi. Altınlı silah ne yapayım ben ya? Dur abi. PSZ kurt çıktı 10 günlük. Bu da güzel. Yani bununla bir gameplay videosu gelebilir gençler. Şöyle devam edelim. En sonunda da bu çıktı. Ne çıktı ekstradan da? C95 kurt çıktı. Altın karakter kutusu açacağız arkadaşlar şimdi. Bakalım altın karakter kutusundan neler çıkarabileceğiz. Christopher Smith özel versiyon 11 günlük çıkardık. Güzel. İlk başlangıcı güzel. Hamada Bin Sabah 8 günlük. Güzel hocam. Şöyle devam edelim. Tom Teyasco 9 günlük çıktı. Bunun seti de bulunmakta bizde. Abi çar vallahi full artı full oldu ya. Artık bizi kimse yıkamaz. Artık biz ezik değiliz gençler. Alexandro Del Ricardo çıktı 10 günlük. Marion çıktı 10 günlük. Şöyle devam ediyoruz. Bakalım Adriana Tenrio çıktı 10 günlük. Tommy Teasco özel versiyon çıktı 10 günlük. Son 2 tane kaldı. 2 tane de ne çıkacak bakalım. Ve ekstradan ne gelecek abi? Şöyle bir bakalım. Ekstradan umarım Rashid ve Saladin gelir. Bakıyoruz ne geliyor? Adriana Ejder geldi. Bu ekipman paketlerini açacağız. Ekipman paketlerinden umarım ateş barut ekipmanları çıkar. Parçalar değil yani. Ha, parçalarıymış ya bu. Parça kutusuymuş gençler bu. Ben de ekipman sanıyordum. Adriana'nın özel ekipmanı çıktı. Pedro Gomez özel eşya paketi. Ateşin 30 günlük çıktı gözlüğü abi. Ateşin gözlüğü 30 günlük çıktı ya. Bayağı iyi çıktı. Christopher Smith çıktı. 14 günlük özel eşya paketi. Pedro Gomez'in çıktı. Pedro Gomez'in herhalde abi şöyle bir 30 günlük falan oldu ya. Özel paketi falan. Bayağı sağlam oldu yalnız çar. Dur abi. Meryem'in de çıktı 10 günlük. İyi iyi. Artık bizi kimse deviremez. Harbi harbi diyorum. Ezikler kampında ağlatırız ya adamları. Şuna baksana abi. Cat Bloom çıktı ve ekstradan da ne geliyor abi? Jeremy'nin özel eşyası geliyor. Şuradan da abi. Fiyat değişti diyor ya hep bunda da. Neyse gençler şimdi de dövme kutularını açalım bakalım dövmeden ne çıkacak. Şöyle bakalım dövmeden de Anka kuşu çıktı ilkinden. Şöyle devam ediyoruz. Aslan çıktı aslan dövmesi sırt lacivert. Yıldırım dövmesi yıldız dövmesi. Aa buradan var ya bana ejder dövmesi altın çıksın ya. Altın kuru kafa dövmesi 30 günlük güzel abi. Yıldız dövmesi çıktı. Şöyle 5 tane kaldı zaten. Abi değil. İsterseniz gençler şurayı animasyonsuz da açabilirim. Ya da zaten az kalmış kutular. Animasyonunu açalım abi biz. Şöyle devam ediyoruz gençler. Kobra dövmesi çıktı. Güzel. Yıldırım dövmesi çıktı. Son bir adet kaldı. Bir adetten de ne çıkacak? Bakalım Anka kuşu dövmesi sırt çıktı. Ve son ekstramızdan ise gümüş açamıyoruz zaten abi. Silah kutusu açalım onun yerine. Silah kutusundan elverici FE çıktı 7 günlük. Şöyle animasyonu kapat ya. Çok sıkmaya başlıyor animasyonunu. Gençler bir de çarı dizdikten sonraki videoyu da koyacağım ona. Dur abi kullan abi şunları. Kullan. 30 günlük çıktı gençler. 115'te flame. Güzel. Nice hocam. Şöyle şu platinyum kutusunu da aç abi. Güçlü kullanıcı çıkarsa var ya efsane olur ya. Harbi harbi güçlü kullanıcı çıkarsa efsane olur. GP artırıcı falan da çıktı. Abi harbi harbi çar dehşet oldu ya. Şurada 45 tane de kutu var. Bunları da açalım. Güçlü kurt geliyor. Bunları seri seri açacağım gençler. İntihar engelleyici. P9. Şöyle değişik değişik silahlar geliyor. K3TK geldi. Bu da güzel. Bıçağımız yoktu zaten. İyi oldu gelmesi. 30 tane kaldı şu anda. Bakalım neler çıkacak. 30 taneden güçlü kullanıcı çıkarabilecek miyiz gençler? Gençler bu arada videoyu
Gece saat 3.30'da çekiyorum. Yani sesim biraz yani kısık geliyor olabilir. Yani 3.30'da çektiğimden dolayı yani sesim az geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Hatamız varsa affola. Şöyle devam ediyoruz. Bakalım. Şu güçlü kullanıcıyı çıkarabilecek miyiz abi? Dur abi aç şöyle devam et. Sıfır ceza yetkisi geldi. Abi GP arttırıcılar da bayağı oldu ya. Harbi harbi oldu ya bayağı. Dur abi dur. Kullan 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 kullan. 4 tane kaldı zaten. Abi şimdi sıra geldi en önemli yere. Şimdi eşyalarımızı kullanmaya geldik sıra. Abi buradaki eşyaları kullanacağız şimdi gençler. İlk önce şunu kullan abi. Şunu da kullan. Sonra buradan neyi kullanabiliriz? Sıfır ceza yetkisi var. Şu bombayı da kullan abi. Başka neyi kullanabiliriz? Şunu da kullan. 60 günlük GP artırıcı oldu abi yalnız. Başka ne var? K3TK var 15 günlük. Bunu da kullan. Abi bayağı bayağı dizdik ya çara. Efsane oldu. Yemin ediyorum efsane oldu ya. Böyle bir çar yok Wolf Team'de. 1 liraya dizilecek çar yok böyle. Dur abi. Şuradan ETSR'yi de kullan. Şunu da kullan. Zayt de kullan abi. Burada elvericimiz yoktu zaten. Elvericiyi de kullan. Nice. Şurada bir tane dövme kullanayım ben. Bir tane bunu kullan. Bir tane de bunu kullan abi. Dur bakayım biz neyi kullandık? Sağ mı sol mu? Sol bu. Biz de sağ bir tane kola dövme kullanırız. Sağ. Bakalım sağ dövmesi sağ. Yazmıyordu abi. Sol var. Sol. Bu da sol. Hepsi sol lan. Bir tane şu var. Bunu kullanalım abi. Sonra özel ekipmanlardan da Pedro'nun şurada şey olması lazım. Bir saniye. Karakteri olması lazım abi. Şu HKMC'yi de kullan abi. Kullan 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 baba kullan. Abi kovboy da çıkmış lan burada. Kovboy da varmış bak. Dur dur. Nice hocam nice. Çar efsane oldu. Harbi harbi efsane oldu ya. Dur bakayım. Sonra buradan neyi alabiliriz? Pedro'yu kullan abi. Şu Pedro'yu kullan bir. Sonra buradan neyi kullanabiliriz? Christopher'u da kullan abi. Sonra bunların ekipmanlarını kullanmaya geldi sıra. Sıra bunların ekipmanlarını kullanmakta. Dur bakayım. Şuradan Chris'in özel ekipmanını kullan. Şuradan bir de karakter vardı. Bunu da kullan abi. Abi şimdi bak. Efsane bir çar dizeceğiz bak. Şuradan bir tane de özel versiyon kullanayım ben. Kırmızıya özel versiyon var mı abi? Kırmızıya. Kırmızıya da özel versiyonumuzu da kullandık. Evet gençler şimdi şöyle çık gir yapayım. Şu nakit VIP'de de bakayım günlükte bir şey var mı? İlk alanda ne var? 1000 nakit harcayınca veriyormuş. 1000 nakit harcayınca ne veriyor? 2 tane aykırma falan veriyor. Biz en iyisi bir tane 1000 nakit harcayalım. Şöyle 300 nakite bir şey var mı abi? 300 nakite ne var abi burada? Ne var ne var ne var? 300 nakite 300 nakite. Dur abi şuradan bakayım 300 nakite bir şey varsa direkt alayım kullanayım en iyisi. Bunu ben. 150 nakite bu var bak. 150 150 alırsak tamam. Nakitin hepsini harcamış oluyoruz. Hani şu an nakitin hepsini harcadık. İlk alan kısımdan. Abi nasıl? Nasıl ya? Lan ilk kalan kısımdan alamıyoruz. Bakayım. Saat geçtiği için herhalde ya. Ya neyse siktir et onu bunu da. Biz şu eşyalarımızı kullanalım şimdi gençler. Geldik en iyi kısma. Şuradan bunu kullan abi. Bak tabanca kısmından şunu kullan. Bıçakları da bunu kullan. Bombaları da bunu kullan. Kullan abi. Kullan şunu da. Buradan sonra şunu kullan. Kullandık değil mi bunları? Kullan abi bunu da kullan. Bunu da kullan. Dur bakayım abi efsane oldu. Harbi harbi efsane oldu ya çar. Dur abi şuradan da şunu kullan. Kullanmışız zaten. Bir tek slotları açamadık ya. Slotları da açsak efsane bir çar olur. Harbi harbi diyorum. Efsane bir çar olur ya. Şuradan dövmeler kısmından bunu da kullanalım. Şurada karakter kısmına geldik sıra. En efsane yer ya. En sevdiğim yer.
Dur abi, buradan şunları kullan bakayım. Sonra mavi kısma gelelim. Maviden de bunları kullanalım. Sonra abi, tamam abi. Şimdi tamamdır bak. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar tekrardan. Bedavaya 1 liraya çar dizdik. Bedavaya geldi arkadaşlar bu çar. Şöyle abi, slotları falan göstereyim ben size. Şöyle gördüğünüz gibi gençler, çara set falan da dizdik. Şöyle ekipmanları da göstereyim. Şöyle şurada da ekipmanları gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar, bugünlük Wolfteam serimizin sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like, yorum atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki Wolfteam serilerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.